Önceki gece saat 21'de ayrıldığı evine 24 sırasında dönen 35 yaşındaki Aziz Çakır, yatakta yatmakta olan 33 yaşındaki Zehra Çakır isimli eşinin öldürülmüş olduğunu gördü. Eşinin altınları için öldürüldüğünü iddia eden gözü yaşlı koca Aziz Çakır, eşinin katil veya katillerinin bulunmasını istedi. Zehra Çakır'ın Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesedi dün köy mezarlığında toprağa verilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Allahümme Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azabennar. Eşinin boynundaki altı cumhuriyet altınıyla köstek ve küpelerle yüzüğünün alındığını ifade eden Aziz Çakır, bu bir cinayettir. Eşimin katillerinin bir an evvel bulunmasını istiyorum dedi. Buraniye pazarından sabahleyin hayvanlarımı koydum. Buraniye pazarına gittim. İşlerimi gördüm orada. Geri döndüm, balık aldım. Evime geldim, yemek yedik kaynanam. Ben, çocukları yemek yedik. 9'da hayvanlarımı dolaşmaya gittim, gözetlemeye gittim. 12'de geri evime geldim. Hanımımı ölü buldum. Eve geldiğimde öldürülmüş. Bir an önce bunların katillerinin bulunmasını isteyin. Altınları sökmüşler boynundan, öldürmüşler, gitmişler. Eve geldiğimde ölü buldum. Köylüler ise Zehra ve eşinin çok iyi insanlar olduğunu ifade etti. Köyümüzün en sakin insanları. Kimsenin çoluğuna sen kötüsün dememiştir. İnsanına sen kötüsün dememiştir. Köyümüzün en sakin insanları. Çoluksuz, çocuksuz, kendi işinde kaydında. Hiçbir kimseye bir kötülüğü yok bu köyde. Bizim kapımızda insanlar, komşular vardı. Onlar olmadan bu olay olmuş. Bunlar da ne gibi vardı evin içinde. Biz sıfırladık evden uykudan. Seyrettik. Bu adamın anası varmış kıyında. Evet. Biz de vardık dışarı, ben fırladım dışarı çıktım. Boğmuşlar gariyi diye ulum ulum uluduk. Evlerimizde yatamadık. Hep komşuların evlerinde yattık. Akşam korkumuz evlerimize giremedik.